İki önemli anket var. Anket firmaları çalışıyor ve yeni sonuçlar da geliyor şimdi. Bugün bir seçim yapılsa oy dağılımı nasıl olur diye sordu. Bu kez anket şirketi Panorama ve Cumhuriyet Halk Partisi %35'lik bir oy alır çıktı. İlk sırada Cumhuriyet Halk Partisi yerini koruyor. AK Parti ikinci sırada %32,1 ile. Üçüncü sırada DEM Parti var %9. Milliyetçi Hareket Partisi dördüncü sırada %7,1. Milliyetçi Hareket Partisi'ni yeniden Refah Partisi izliyor %6'lık bir oy oranıyla. Ve Zafer Partisi %3,6, İYİ Parti %2,7, İşçi Partisi %1,4 ve diğer partileri seçenlerin oranı da %3,2 olarak karşımıza çıkıyor. Bir başka anketimiz daha var. Ona da bir bakalım. Bu anketi yapansa Metropol, bir ankette daha CHP önde diyoruz. 14 Mayıs 2023 milletvekili seçimleri resmi sonuçlarında AK Parti'nin oy oranı %35,32 iken Nisan ayına geldiğimizde %31,1, Haziran ayında ise %32,4 olarak görüyoruz. AK Parti'nin oy oranına ve Cumhuriyet Halk Partisi %25,41, Nisan ayında %35,9 ve Haziran ayında ise %32,8. Milliyetçi Hareket Partisi %10'dan oy oranı 14 Mayıs 2023 milletvekili seçimlerinde %10, Nisan ayına gelindiğinde %7,9, Haziran'da ise %7'ye düşmüş. İYİ Parti'de çok ciddi bir düşüş var. %9,9'dan %2,4 Nisan'da, Haziran'da ise %5,8'lik bir oy oranı var. DEM Parti %8,7'den 8,4'e ve sonrasında da %10,5'e yükseltmiş oy oranını DEM Parti. Yeniden Refah Partisi'nde de bir yükseliş var aslında. %2,86'ymış. Sonrasında Haziran'a geldiğimizde %4,5. Diğer partilere oy veririm diyenlerin, diğer partilerin oy oranı ise diğer partiler %7,68'miş. %7 olmuş Haziran ayında. Diğer anket şirketinin açıklaması da böyle. Şimdi siyaset bilimci doçent doktor Berk Esen bizlerle birlikte. Berk Esen, hoş geldiniz Sözcü ekranlarına. Merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Şimdi anketleri ve sonuçları izleyicilerimizle ve sizlerle paylaştık. Başlık başlık ilerleyeceğiz yine ama öncesinde bu sonuçlara dair ne söylemek istersiniz? Ne anlamalıyız? Bu sonuçlar bize ne söylüyor bu tablo? Şimdi öncelikle ben bu anketlerde ve sadece Metropol'ün yaptığı ankette değil, başka diğer anketlerde de Cumhuriyet Halk Partisi'nin uzun süre sonra ilk defa AKP'ye geçtiğini görüyorum. Bu tabii ki şaşırtıcı değil. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi yeni yönetimiyle birlikte yerel seçimlerden büyük bir başarıyla çıktı. Büyükşehir belediyelerinin önemli bir bölümünü ama aynı zamanda Anadolu kentlerinde de birçok belediyeyi kazandı. Ve bu yerel seçimlerden sonra geçen 3,5 aylık süre zarfında da yeni yönetim çok büyük bir hata yapmadı. Öte yandan iktidar bloğu da hem AKP-MHP arasındaki başta Sinan Ateş davası olmak üzere birkaç ayrılık yaratan mesele nedeniyle, yani iktidar bloğunun çatırdadığına dair bir emareler vardı. Ve tabii ki hükümet takip ettiği kemer sıkma politikaları nedeniyle artık yeni oy kazanamıyor. Yani o yönüyle aslında ben şaşırtıcı bulmuyorum ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin ciddi bir yükseliş trendine girdiğini gösteriyor. Fakat bence muhalefet bloğu ve Cumhuriyet Halk Partisi açısından şöyle bir sıkıntılı durum var. Şimdi dikkat edecek olursanız anket sonuçlarında AKP ile MHP'nin oy oranlarını birleştirdiğimiz zaman neredeyse %40'a varıyor. Bir de bunun üstüne Yeniden Refah Partisi'nin oyunu koyduğumuz zaman, yani önümüzdeki seçimde sonuçta bu üç partinin birlikte hareket etmesi benim açımdan şaşırtıcı olmayacaktır. İktidar bloğu hala %46'lık bir oy oranına ulaşıyor. Cumhuriyet Halk Partisi ise evet ciddi bir, yani %25'ten %35'e ciddi bir oy artışı sağlamış ama bu oy artışının büyük bir ihtimalle yarısı TİP'ten ve İYİ Parti'den kazanılan oylar, hatta belki yarısından fazlası. Yani muhalefetin oyları artıyor ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyunun arttığı kadar artmıyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi aslında muhalefet bloğu içinde en büyük parti olduğu için, belediyelere hakim olduğu için diğer muhalefet partilerinden oy çekiyor. Halbuki iktidara gelmesi için aynı zamanda iktidar bloğundan da oy çekebilmesi lazım. Bu henüz gerçekleşmedi. Şimdi seçim barajının da %7 olduğunu düşünecek olursak aslında Cumhuriyet Halk Partisi dışında ve tabii DEM Parti dışında hiçbir muhalefet partisi eğer ittifak içine girmezse barajı bile aşamıyor. Ve böyle bir durumda
Bu sonuçlarla eğer muhalefet partileri bir ittifak bloğu içinde yer almazlarsa parlamento çoğunluğunu Cumhuriyet Halk Partisi kazanamaz. Tabii ki Cumhurbaşkanlığı seçimleri ayrı bir dinamiğe sahip olduğu için ayrı bir konu başlığı olarak tartışılmalı. Ama ben muhalif medyada tartışıldığı kadar henüz olumlu bir sonucun burada görüldüğünü düşünmüyorum. Çünkü iktidarın daha da fazla oy kaybetmesi gerekiyordu. Kendi içinde bu kadar tartışmalara maruz kalmış, ekonomi politikaları artık AKP tabanında bile tepki çeken bir iktidarın daha da hızlı erimesi gerekiyordu. Bence Cumhuriyet Halk Partisi kendisinden beklenen atağı henüz yapamadı. Ama tabii ki seçime daha çok zaman. Kendisinden beklenen atak artık büyükşehir belediyelerinde önemli bölümünü, üstüne bir de birçok Anadolu kentinde de belediyeye sahip olan bir parti olarak AKP'den de daha fazla oy devşirmesi gerekiyordu. Örneğin sizin paylaştığınız anket sonuçlarında AKP'nin oyunun Nisan'dan Haziran'a arttığı görülüyor. Şimdi tabii ki o hala hata payı içinde %1'lik bir artış. Belki de böyle bir artış olmadı. Ama bence AKP'nin oyunun 30'un altına düşmesi gerekiyordu. Yerel seçimlerde çünkü 30'un altına düşmüştü aslında. MHP ile birçok yerde ortak aday gösterdiğini de düşünecek olursak ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha da hani oyunu arttırması gerektiğini ve özellikle AKP'den oy almaya başlaması gerektiğini düşünüyorum. Henüz o kırılma gerçekleşmedi. Evet. Peki Cumhuriyet Halk Partisi'nde özellikle ya seçim ya geçim sloganı var son günlerde. Eğer bir zam yapmazsanız o zaman seçim diyor Özgür Özel ve bu konuda eylemler de var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin son dönemde oylarını artırmasında bu geçim ve seçim sloganları ne derece etkili sizce? Ben sloganlardan ziyade o sloganların gösterdiği realitenin Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyunu arttırdığını ve iktidarı zayıflattığını düşünüyorum. Yani eğer Türkiye'de çok büyük bir, çok ağır bir ekonomik durgunluk yaşanıyor olmasaydı Özgür Özel'in yaptığı bu açıklamanın ben seçmenlerde çok karşılığı olacağını düşünmüyorum. Ama tabii bence Cumhuriyet Halk Partisi'nin iletişim stratejisini ve o stratejiyle birlikte yürüttüğü kampanyayı tekrardan ne kadar etkili olduğunu değerlendirmesi gerekiyor. Yani örneğin geçtiğimiz 3 ay içinde Cumhuriyet Halk Partisi birçok yerde miting düzenledi. O mitinglerin kimisi ses getirdi, kimisi getirmedi. Örneğin biraz önce haberde paylaştığınız eylem daha doğru düzgün hazırlığı yapılmadan grup toplantısında ilan edildi ve bir anda başladı. Ve en azından ilk 2 gün itibariyle yeterince ses getirmemişe benziyor ki muhalif medyada aslında her gün bu konuda haberler çıkmasına rağmen ha belki 10 gün, 15 gün, 20 gün sonra gerçekten başarılı bir eylem olduğunu söylemeye başlayacağız. Belki bir ivme kazanacak. Ama şu an itibariyle o ivmeyi kazanamadı. Yani ben Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden aynı anda çok fazla mesaj gittiğini kamuoyuna, çok fazla miting yapıldığını, yani çok fazla hamle yapıldığını ve bunların büyük bir stratejinin parçası olmaktan ziyade o hafta düşünülmüş, hızlıca karar verilmiş ve uygulanmış ve ondan sonra da bir sonraki maddeye geçilmiş eylemler olduğunu düşünüyorum. Mesela halbuki Cumhuriyet Halk Partisi şu an... Evet, yani yerel seviyede artık iktidar partisi. Dolayısıyla yani biraz daha iktidarı zorlayacak hamleler yapması ve özellikle burada belediyelere önem vermesi gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi